Kripto Bey kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Gemini borsası sayesinde nasıl bedava 10 dolar kazanabiliriz sizlere onu anlatacağım. Vakit geçmeden arkadaşlar hızlıca şimdi videomuza başlayalım. Gemini borsasında nasıl 10 dolar kazanabiliriz sizlere onu anlatacağım. İlk olarak işlemimiz Gemini borsasına üye olmamız lazım. Sizlere açıklamada vermiş olduğum linkten üye olacaksınız arkadaşlar. Şimdi dostlar Twitter hesabımızı da eğer takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. CryptoBay01 adlı hesabımızda daha önceden çok önemli görseller paylaşmıştık ve Gemini borsasına bedava nasıl 10 dolarla üye olursunuz onun linkini de verdim. Buradan üye olmazsanız arkadaşlar sizlere açıklamada zaten bunun linkini vereceğim. Üye olmazsanız 10 doları vermiyor, haberiniz olsun. Bunun bir sınırı var mı? Yok. Kendiniz de davet ettikçe arkadaşlar. Şimdi ben bu tweet'i silmeme gerek yok aslında ama reklam gibi anlaşılabilir. Bunu sildim. Sizlere linki göstermek adına bunu atmıştım. Şimdi arkadaşlar son gönderimizde fark ettiyseniz zaten şöyle bir açıklama yapmışım. Önemli bir direnç kırıldı. Daha önceden arkadaşlar Fibonacci zaman aralığına göre biz bu düşüşü tahmin etmiştik. 10 Mart'taki düşüşü tahmin etmiştik. Ve 18 Mart'ta bir yeni bir döngü başlayacağını söylemiştik arkadaşlar. Bu döngünün de düşüş yerine bir yükseliş olabileceği yönündeydi arkadaşlar. Şimdi bu Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz. Linke tıkladık. Daha sonrasında Get Started'a basıyoruz. Sonrasında üye olmamız lazım dostlar. Sizlere açıklamada verdiğim linkten zaten dediğim gibi üyeliğinizi oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında 100 dolarlık alım ve satım yapacaksınız arkadaşlar. İçerisine atıyorum 100 doların biraz üstünde bir miktar atarsınız. Daha sonrasında alım işlemini zaten Litecoin olarak atacağız. Satım işlemini gerçekleştirirsiniz. 100 dolarlık satımı tamamlamış olursunuz. 100 dolarlık da alım yaptıktan sonra tekrardan Litecoin'i aldıktan sonra işleminiz bu kadar basit olacaktır. Siz oraya ne kadar az miktarda atarsanız o kadar çok al sat yapacağınız için biraz daha sıkıntı olacaktır. Sizlere onu söyleyeyim. Şimdi bunda herhangi bir reklam ücreti vesaire anlaşmamız yok. Kendim bulduğum bir şeyi anlatacağım sizlere. Şimdi üyeliğimizi oluşturduk arkadaşlar. Üyelik kısmını fazla uzun tutmayacağım çünkü zor bir şey yok. Zaten sizlere yine de göstermek adına şöyle göstereyim. Linkimizi açtık sonra Get Started'a bastık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şimdi Given Name, Middle Name ve Family Name sekmesi çıktı. Middle Name orta isim olarak geçiyor. Büyük ihtimal bu 3 ismi veya daha uzun ismi olanlar içindir. Bunu kullanmanıza gerek yok. Buraya yazacaksınız ve Family Name kısmını dolduracaksınız. Sonra e-posta adresinizi ve şifrenizi doldurduktan sonra bu promo kod kısmı çok önemli. İşte burada sizin daha önceden oluşturduğunuz herhangi bir kişi size açıklamada vereceğim. Zaten burayı hiç ellemeyeceksiniz. Otomatik gelecek. Daha sonrasında buradaki her yeri doldurduktan sonra next kısmına basacaksınız. Sonrasında arkadaşlar e-posta onayı vesaire isteyecek. E-postanızı onayladıktan sonra kimlik doğrulaması isteyecek arkadaşlar. Kimlik bilgilerinizi zaten her borsa alır. Bunu biliyorsunuzdur. Bunu yolladıktan sonra fazla uzun sürmüyor. 5-10 dakika içinde her şeyiniz onaylanıyor. Benim öyle olmuştu. Onaylama geldikten sonra dostlar bizim buraya bir Litecoin yollamamız lazım. Neden Litecoin? Litecoin en az komisyon alıyor. Diğer TRX vesaire paritesi bu borsada bulunmadığı için diğer pariteleri yollamıyoruz. Burada bulunan en az komisyon olan benim gördüğüm Litecoin arkadaşlar. Buradan transfer bölümüne gelip deposit into Gemini kısmına geliyorsunuz. Kimlik doğrulamanız vesaire geldikten sonra. Daha sonrasında burada select currency kısmına LTC yazacaksınız arkadaşlar. Litecoin Network kısmından böyle çıkacak. Continue'ye basıp burada farklı bir URL çıkar, adres çıkar, kontrat adresiniz çıkar. Siz create a non LTC adres kısmı var. Eğer ki bu adres çalışmazsa yollama için arkadaşlar çalışmazsa buradaki butona basarsınız. Bu şekilde harflerle başlayan URL büyük ihtimal çalışacaktır. Bunu kopyalayacaksınız. Sonrasında hangi borsadan çekim işlemi yapacaksanız oradan Litecoin'e gelip çekim kısmından yapıştırıp mail ve telefon numaranızda güvenlik kodu yollanılacaksa o kodları gireceksiniz. Sonrasında birkaç dakika sonra arkadaşlar Gemini Gemini borsanıza gelecektir. Active Trader kısmı açık değildir sizde. Bunu nasıl açacaksınız? Account kısmına geleceksiniz arkadaşlar. Sonrasında Settings kısmı var. Settings'e gelip aşağı iniyorsunuz. Active Trader yazar. Buna basacaksınız dostlar. Active Trader kısmına bastıktan sonra geri geliyorsunuz. Gördüğünüz üzere Active Trader kısmı
gelecektir. Buradan yapacağınız işlem basit. Litecoin yollamıştık. Biz buraya LTC yazacağız. Ve 100 dolarlık satım, 100 dolarlık alım işlem hacmine ulaşmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Sell kısmından ilk baş satmamız lazım. Burada 100 doları doldurmanız lazım her ikisi için. Satış ve alış için. Ne kadar yolladıysanız, atıyorum 50 dolar yolladınız. 2 kez satmanız lazım. En azından 2 kez de almanız lazım. Bunu kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra buradan balance, yani cüzdan kısmına gelip buradan transaction history kısmından da kontrol edebilirsiniz. Fillet kısmı onaylı demek. Gördüğünüz yere sell. Satıştan 71.69 tamamlamışız. Sell yine 71.18 tamamlamışız. 140 dolara yakın bir satış hacmine ulaşmışız. Alışa baktığımızda da yine 70-70 140 dolarlık hacime ulaşmışız. Büyük ihtimal yarın arkadaşlar 10 dolarlık Bitcoin'imiz hesabımıza düşecek. Peki bunu yaptıktan sonra bununla bir işimiz kalıyor mu? Kalmıyor. Litecoin'i tekrardan yollayabiliriz arkadaşlar. Buradan Withdraw from Gemini kısmına bastığımızda Gemini'den para kes, para çek anlamındadır. LTC'yi seçiyoruz. Buradan borsamıza tekrardan gelip yatırma kısmına gelip herhangi bir borsadan şu şekilde cüzdana girmemiz lazım ilk baş. Sonrasında yatırmaya gelip Litecoin'i seçmemiz lazım arkadaşlar buradan. LTC yazıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere Litecoin'imizi seçtik. Adres oluşturmak için tıklayın bölümü var. Buna tıkladığımızda şunu onaylıyoruz. Ve gördüğünüz üzere Litecoin adresimiz geldi. Kopyaladık arkadaşlar burayı. Sonrasında Caution böyle continue ediyor. Transfer to kısmına yapıştırıyoruz. Continue diyoruz. Max dedik. Yani bütün Litecoin'imizi yollayacağımız için maksimuma bastık. Continue'ye bastık. Şimdi gördüğünüz üzere doğrulama kısmı var. Şimdi burayı tıkladık. Doğrulamada Enter your authentication kod diyor. Yani doğrulama kodunu gir diyor. Telefonunuza bir kod gelecek. Bu kodumuzu giriyoruz arkadaşlar. Kodumuzu girdik. Gördüğünüz üzere you have requested transferred diyor. Şu adrese transfer tamamlandı diyor. İşlemlerimiz bu kadar basit. Sonuna kadar anlattım arkadaşlar. Takıldığınız kısımda mutlaka yorumlar bölümünde belirtmeye çekinmeyin arkadaşlar. Yani ben sizlere elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Yoğunluk varsa tabii ki de bazen cevap veremeyebilirim ama gördüğüm her yoruma elimden geldiğince yanıt veriyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu Twitter hesabımızı da bir takip edin. Gözünüzü seveyim. Niye biliyorsunuz mu? Ya kardeşim bakın. Ben demişim ki şurada ta 10 Mart'tan önce de demişim. Bakın 10 Mart görüyorsunuz. Biraz aşağıya bakın, ben geleceği görmüyorum. Kimse göremez. Bakın 9 Mart'ta da keza bir grafik atmışım. Biraz aşağı indiğimizde yani bakın 6 Mart'ta abi. Ta 6 Mart'ta ben demişim ki bakın, yani böyle bir tesadüf olamaz. 9-10 Mart tarihlerinde ciddi düşüş gelebilir. Sonra 18-19 Mart tarihlerinde yeni bir döngüye girecek, tesadüfe gel. Şimdi yazmışım yani 18-19 Mart'ta da yeşil bir mum görebiliriz, artış görebiliriz. Yani ben bunları tesadüf olarak görmüyorum. Bunlar sadece geçmişteki bütün şeyleri, analizlerini yapıp geleceğe bir projektör olarak görüyorum. Geleceği kimse göremez ama bunları öngörebiliriz arkadaşlar. Yani tahmin edebiliriz. O yüzden bunları kaçırmamak adına Twitter hesabımızı takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.